Son dizi önerimiz Yon'un üzerinden bir hayli zaman geçmesiyle birlikte ekip olarak sıradaki dizimiz ne olsa diye karar verdik ve beğendiğimiz dizileri sıralamaya başladık. İleride öneri olarak gelebilecek birçok dizi önerisindense çok kaliteli bir yapım olan True Detective'de karar kıldık. True Detective, HBO kanalında yayınlanan ve antoloji yani derlemelerden oluşan bir suç drama dizisi. Yani her sezonu birbirinden bağımsız seçmeler diyebiliriz. Bu nedenle biz size birinci sezondan bahsedip devam edip etmemeyi size bırakmaya tercih ettik. Birinci sezonun başrollerinden biri Interstellar ve The Wolf of Wall Street yapımlarından tanıdığımız Matthew McConaughey. Haliyle bunu duyunca bile insanın beklentileri artıyor. Dizinin zaman sıkıntısı yok. Bölümleri 55 ile 60 dakika arasında. Bu da aslında ona dedektiflik dizilerinin çoğunda artık göremediğimiz detaylara zaman ayırabilme ve hikaye örgüsünü daha kompleks kurabilme şansı tanıyor. Böyle bir serbestliği de HBO kalitesiyle birleştirince dizi tadından yenmiyor. True Detective diğer dizilerden biraz daha yavaş ilerliyor. The Wire, Game of Thrones gibi diğer HBO dizilerini izleyenler bilecektir. HBO dizileri biraz yavaş başlayıp sonra insanı başından ayırmaz. True Detective de buna bir istisna değil, ancak diğerlerinden daha da yavaş başladığını söyleyebiliriz. Karakterlerden biraz bahsedecek olursak, Matthew McConaughey'nin oynadığı karakterimiz Rustin Cole. Rust, tamamen nihilistik düşünen ve verdiği tepkiler, yaptığı çıkarımlar ve olayları algılama şekli olarak çok farklı bir dedektif. Sigara içerkenki cool'luğuylaysa çok sayıda izleyicisini sigaraya başlatmıştır. Ekip olarak sigaraya kesinlikle karşı olduğumuzu da ekleyelim. Rust'ın partneri ise Zombieland, Hunger Games, Now You See Me filmlerinden tanıdığımız Woody Harrelson tarafından canlandırılan Martin Hart. Martin ise Rust'ın tam aksine evli, iki çocuk sahibi ve çok standart bir hayat görüşüne sahip bir dedektif. Dizinin olay akışından bahsedelim biraz. 2012 yılında bir tartışma yüzünden 2002 yılından beri görüşmeyen Rust ve Marty ayrı olarak 1995 yılında çözdükleri bir seri katil vakasındaki boşlukları doldurmak için karakola çağrılıyorlar. Çünkü ortada 1995 yılında yakalandığı düşünülen seri katilin tarzında bir cinayet var. Ve yapan kişinin taklitçi mi yoksa gerçek seri katil mi olduğunu bilmeleri önemli. Bundan sonra ise hikayeyi Rust ve Martin'in ağzından dinliyoruz. Son bölümü 24 Şubat tarihinde yayınlanan True Detective ne yazık ki çok sevdiğimiz Netflix'te bulunmuyor. Eski bölümlere erişim HBO'nun resmi sitesi ve Hulu üzerinden mümkün. Ülkemizde hala aktif olmayan Hulu'dan izlemek içinse ne yazık ki bir VPN yani sanal özel ağ kullanıp Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanmanız gerekli. Zira Hulu sadece Kuzey Amerika'ya hizmet veriyor. Neyse, şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın ve lütfen abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz abone olduğunuzda.